5 dakikada teknoloji ve iş dünyasındaki gelişmeleri yorumladığımız sohbetlerimize Cerebrum Tech'in hayata geçmesiyle bir süre ara vermiştik. Bugün hızlıca bir geri dönüş yapalım istiyorum. Hep beraber başlamak benim için çok büyük mutluluk. Daha önceki videolarda genç arkadaşlarımın girişimcilik ve iş dünyasına dair sorularını yanıtlamaya çalışmıştım. Sorulardan cevaplar, cevaplardan da yeni, bolca soru ortaya çıktı. En çok gelen sorulardan biri de 3 aşağı 5 yukarı şöyle. Nasıl başarılı olacağım ve şimdi bu soruya hep birlikte nasıl cevap arayacağız, buna bakalım. Ne konuda başarılı olmak isterim? Dediğim gibi en çok sorulan sorulardan birisi nasıl başarılı olunur? Ama bence bu soruya cevap vermeden önce ne konuda başarılı olmak isterim sorusuna kendinizin cevap vermesi çok daha kıymetli olacaktır. Çünkü herkesin hayatta istekleri, yolları ve yokuşları bambaşka. Mesela benim tırmanmak istediğim bir dağ size bir tepe gibi görünebilir. Ya da sizin tırmanmak istediğiniz bir dağ bana bir tepe gibi ya da hiç çıkılamayacak bir daha yüksek bir dağ gibi görünebilir. Herkes kendi göze alabileceği riski kendisi hesaplamalı. Gelen bir diğer soru, başarılı olmanın bir sırrı var mı? Bence başarılı olmanın bir sırrı yok. Ama tanıdığım başarılı insanların bazı ortak özellikleri var. Farklı düşünmeyi, öğrenebilmek, farklı çözümler yaratabilmek ve bardağın dolu ya da boş tarafını görebilmek için farklı düşünebilmek konusunda kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Fedakarlık çok kıymetli. Bazen uykunuzu, bazen vaktinizi, bazen bir aktiviteden vazgeçmeyi kabul etmemiz lazım. Antrenman yapmak. Her problem sizin bir sonraki sınava hazırlığınız olacak. O yüzden bir sorunu aşabilmek için sürekli antrenman halinde olmamız gerekiyor. Takım olabilmek. Bu en zor soru. Düştüğünüzde el verebilecek. Acıları ve kayıpları sizinle paylaşabilecek. Aynısını sizin de onları yapabileceğiniz bir takımın parçası olmayı deneyecek ve bunu oluşturacak bir şekilde insanlarla, çevreyle bir araya gelmek gerekiyor. Ve bunu yaptığımızda çok şey değişecek. Bunu göreceksiniz. Gerçekçi olabilmek. Hayal kurmadan başaramazsınız. Ama bir yerde de gerçekliği elden bırakmamak lazım. Rasyonel kararlar alabilmek için gerçekçi olabilmek çok ama çok önemli. Çok çalışacağız. Başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Tembelliğe yer yok. Dediğim gibi başarılı olmanın kıstası farklı olabilir. Herkesin başarı tanımı farklı olabilir. Ama başarı kesinlikle bedava değildir. Emek vermek, çok çalışmak ve en önemlisi de kendine inanmak. Herkesin tanıdığı başarılı insanlar 25 yaşlarında ne yapıyorlardı? Gelelim şu an için bir durum değerlendirmesi yapmaya. İzleyenlerin ağırlıklı olarak 20-30 yaş aralığında olduğunu düşünürsek, onun da ortalamasını alırsak 25 diyelim. Şu an çok başarılı olmuş insanlar 25 yaşında neler yapıyorlardı? Örneğin Harry Potter kitaplarının yazarı çoğunuzun bildiği birisi. Harry Potter kitapları satış rekorları kırarken Rowling aynı zamanda filmleri de gişe rekorları kırıyordu. Harry Potter fikri Rowling'in aklına geldiğinde sadece 25 yaşındaydı. Eşinden yeni ayrılmıştı, yeni doğmuş bir bebeği vardı, işsizdi ve klinik depresyon teşhisi konmuştu. Ama Rowling Harry Potter fikrinden vazgeçmedi ve bu sayede uluslararası bestseller bir kitabın yazarı oldu. Hikayeyi hepiniz biliyorsunuz. Mark Zuckerberg 25 yaşında ilk kez Facebook'tan para kazanmaya başlamıştı. Sonraki yıl Times dergisinin zaten kapağında Mark'ın resmini hep beraber gördük. Jeff Bezos bir bankada başkan yardımcısının asistanlığını yapmaktaydı. Bir yıl sonra en genç başkan yardımcısı oldu. Elon Musk doktorayı bırakıp ilk şirketini yönetmeye başlamıştı daha 25'li yaşlarda. Bu liste böyle uzayıp gidiyor. Ülkemizden de çok kıymetli örnekler var. Nuri Demirağlar var. Devrim arabalarını baş mühendisi olarak tasarlayan Emin Bozoğlular var. 25'li yaşlarında hayatlarını kurmaya çalışırlarken o kadar çok ailevi zorluk yaşıyorlardı ki. Ama bu insanlar pes etmedi. Ve liste böyle uzayıp gitti. Hayatınızın kontrolünü elinize alıp tutkuyla istediğiniz hayallerinizin peşinden koştuğunuz sürece başarılı olmamak gibi bir şey olamaz. Belki de zihninizin derinlerinde, kalplerinin köşesinde, orada bir yerlerde. Bir sonraki unicorn'un fikri ve isteği, Nobel Edebiyat Ödülü kazanacak bir kitabın kelimeleri, cümleleri, dünyayı değiştirecek bir ilacın bilgisi
ya da başarılı bir sporcunun azmi ve cesareti var. Denemezseniz bilemezsiniz. Denemezseniz biz de bilemeyiz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki sohbetimizde tekrar hep beraber görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.